Merhaba arkadaşlar, Şatengen kanalına hoş geldiniz. Yine Merkez Avcılar Kulübü'nün poligonundayız. Videolarımıza burada devam ediyoruz bildiğiniz gibi. Arkadaşlar bugün ülkemize giren lanet olası federaller bana çok sorulmuştu. Federallerin 3 farklı tek kurşunu gelmişti. Bunlardan temin ettim ben. Bayağı oldu, eskidiler bile kurşunlar. Şimdi bunları kurşun plakamızda test edeceğiz. İşte 76 mm Magnum olanı, 70 mm Trubal, ondan sonra Trubal dip penetratör, bakır kaplı olanı 70 mm. Şimdi bunları test edeceğiz birlikte kurşun plakamızda. Şimdi beraber testlerimize başlayalım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir önce fişeklerden bahsedeyim. Üstünde 12 gauge, 3.1 oz maksimum Trubal Reflex Lock HP. 1700 FPS diyor bu, 76 mm. Bu da 70 mm olanı Trubal sistem, hepsi aynı. Bu 1600 FPS diyor. Bu da dip jeneratör, bakır kaplı olan. Bunda da 1350 FPS diyor arkadaşlar. Büyük hayvan avlar için. Biz bunları yalnız metre bölü saniye olarak ölçeceğiz arkadaşlar. Hani ülkemizde sonuçta hani kaç metre bölü saniye ile çıktığını arkadaşlar merak ediyor. Şimdi videomuza başlayalım. FPS olarak şöyle göstereyim arkadaşlar. FPS ölçüm cihazımız da var, Krone. Hiçbir masraftan kaçınmadık arkadaşlar. Bu yeni sezonda çok yatırım yaptık. İnşallah yemeklerimizin karşılığını alırız. Şöyle göstereyim, bakın şöyle mikrofonunu da yaka. Görgüsüzlük gibi oluyor biraz ama arkadaşlar. Yani bunlar hep bir hevesle, böyle sizden gelen desteklerle yapmış olduğumuz şeyler. Hani bazı arkadaşlar diyordur, adamlar çok para kazanıyor herhalde. Bu tamamen arkadaşlar zevk meselesi. İnanın. Harcadığımız para YouTube'dan gelen böyle 3 lira 5 lira şey yapmaz. Biz tamamen zevkine yapıyoruz bu işi. Diyebilirsiniz zengin züppeleri falan da diyebilirsiniz. Öyle de değil arkadaşlar. Zevkin şey olmuyor ya. Zevkin zenginliği olmuyor. Zevkini düşünen adam parasına bakmıyor. Öyle söyleyeyim. Neyse lafı uzatmıyorum arkadaşlar. Lafı uzayıp gidiyor. Şimdi testimize başlayalım. Hemen kulaklığımı takıyorum. Şöyle kulaklığımı takayım. Bakın şöyle Türk bayrağımı da göstereyim böyle. Hemen kulaklığımızı takalım. İlk önce arkadaşlar 76 mm olanı deniyoruz. Ata C'ye taktikalim. Üzerinde sightmark red dot'um var. Evet. İlk atışımızı gerçekleştiriyoruz. Bunun namlu çıkış hızı 1700 FPS'ti arkadaşlar. Evet. Evet, 319 metre bölü saniye gösteriyor arkadaşlar. Şimdi 70 mm olanı atıyoruz. Bunda kaç? Bu 1600 FPS gösteriyor. Bu ne kadar çıkacak bakalım, kaç metre bölü saniye? Evet. Plakamızda da zaten siz altta görüyorsunuz arkadaşlar şu an. Bu 514 metre bölü saniye çıktı. Eğer şey olursa arkadaşlar şunu 76 mm olanı tekrar ölçeceğim. Çünkü bu garip bir değer çıktı. Şimdi dip penetratör, bu bakır kaplı olan, şimdi bununla bir atış yapıyoruz. Plakadaki etkileri gerçekten güzel. Şimdi bir de bu dip penetratörü deneyelim. Bu 1350 FPS arkadaşlar. Bu diğerlerinden şey olarak düşük. Evet. Gördüğünüz gibi bu da 375 metre bölü saniye. Gözlük düştü. Ortalığı devirdik. Şimdi şu Magnum fişekte bir ayarsızlık var arkadaşlar. Bunu tekrar bir daha şey yapıyorum. Ata ata fişek kalmadı. Şunu bir daha ölçelim mi? Bunu plakaya atmıyoruz. Bu sefer boşa atıyoruz arkadaşlar. Bunu niye düşük çıktı acaba? Şöyle biraz geriden, şöyle biraz namlı. Evet, 499 metre bölü saniye çıktı arkadaşlar. Değerler, birkaç atış yaptık. Şimdi hep beraber gidelim. Of. Da. Şöyle kumpasımı alayım arkadaşlar. Size mesafe 15 metre. İnanmayan arkadaşlar olabilir. Rangefinder'la attık.
daha uzak mesafede hedefimiz küçük. Gerçi denemeye gerek yok. Plakamız kalın. Şöyle yapayım. Kumpası şöyle göstereyim. Bir de plakanın size hemen ölçelim arkadaşlar. 29. Niye böyle oldu? Dur. Şunu bir daha milimetre. Şunu sıfırlayalım. Milimetre olarak şöyle göstereyim. 3.2 milimetre arkadaşlar kalınlığı. Şöyle bakın arkadaşlar, bu attığım 76 milimetre, 70 milimetre. Bu da gene 70 milimetre dip penetör. Etkileri böyle arkadaşlar. Şimdi bu plakamızı ziyan etmeyeceğiz. Kıyas videomuzda başka bir kurşunla kıyaslayacağız arkadaşlar. Tekrardan. Şimdi yeni bir plaka takıp başka bir videoya geçeceğiz arkadaşlar. Beğendiyseniz yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Paylaşırsanız çok seviniriz. Daha çok kitleye ulaşabiliriz sayenizde. Desteklerinizle daha güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere, takipte kalın.